Başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar. Rübeysa diyor ki anne diyor kanepenin üstünde diyor şey ipler gözüküyor diyor. Ben de diyorum ki ne patiğimi başladım onu göstereyim. 5 şiş patik yapıyorum. Tekini yaptım da bu tekini de yapıyorum şimdi. Modelini kurdum. Yemek için ıspanağı önüme koydum. Kaldı. Bu böyle bir tane de şöyle şurada var. Parça parça iş yapıyorum. Benim işler işte. Bir de böyle patik. Bu da Tunus işi. Şöyle. Bunu kim yapıyor? Bunların videosunu çekiyorum arkadaşlar. Onun için kamera arkasında tamamlıyorum. Videoda birazını gösteriyorum. Arkasından kamera arkasını tamamlıyorum. Onun için böyle parça parça yapmak zorunda kalıyorum. Rengi de çok güzel aslında. Belki videoda farklı çıkabilir. Ama kamera değiştiriyor yani. Çıkıyor. Rengi bu ne diyorlar? Mürdüm rengi mi diyorlar? Biraz koyu. Yani güzel bir rengi var. İçinde de tam beyaz, kar beyaz değil. Hafif kremi andıran bir renk var içinde. Böyle gülleri var. Güzel gözüküyor mu kızım orada? Böyle iplerimizin şeyleri burada. Geçen demişti biri. Abla patiklerini de göstersene. Arada ipler var diye. Bunu da sorarsanız video çekerken çok acıktım. Midem ezildi. Üşüdüm. Gittim kendime biraz tirşik ısıttım. Onu yedim. İçinde de poşet var. İçinde ekmekli bir parça ekmek vardı. Onunla beraber yedim. Şimdi arkadaşlar bugün ıspanak yapacağım. Ispanağı kavuracağım. Allah izin verirse. Ispanak dün aldım. Bunu gerçekten adam kendi bahçesinden getirmiş. Abla dedi kendi bahçemden getiriyorum dedi. Tertemiz belli çünkü. Şöyle güzelce elime alayım. Eşim de burada yanıma oturdu. Daha yoldaşlık yapıyor. Hem sohbet ediyor hem yemeğimizi yapıyor. Şöyle bu başların he yağmur da başladı. Bu başlarını alıyorum. Onu da ayrıyeten ıspanak başı yemeği yapıyorum. Eşim seviyor onu bulgur pilavıyla beraber. Şöyle ayrı onu koyuyorum şeyini. Şöyle yani doğrayıp. Bunu yıkarken de bu ıspanak temiz zaten. Yıkarken de ilk önce bir suya ıslıyorum. Güzelce ondan sonra 2-3 kere suda yıkıyorum. Süzüyorum ama sonra kavuruyorum. Güzel soğanla kavurup da içine de yumurta kırdım mı çocuklar seviyor. Ben yumurtalı sevmiyorum. O ayrı mesele. Ben de kendime bir tarafına yumurta kırmıyorum. Bu arasından yiyorum ben de sade. Ben de yumurtasını bu seçiyorum. Tirşik gibi değil. Bunu normal iri doğrayabilirsiniz. Tirşikte ince ince kıymak gerekiyor. Yanına da Allah nasip ederse şehriye çorbası yapacağım. Yok bulgur pilavı olmaz bunun yanında. Espri yaptım ben de. Ben evet, vay gerçekten sen de zaten şehriye pilav gibi. Şehriye çorbasını eşim o gün şey almıştı. Tavuk kıyması almıştı. Ondan bir paket arttı. Ondan şeyini onu şehriye çorbasının içine koyacağım. Güzel oluyor. Kıyma ya. Onu yiyorum ya. Ona verdik. Anne. Eşim çalışmış yemeğini ona vermiş. Ha, her gün yemeğine işe gidiyor. Anne. Yani o işte yerine göre yaptı o işi 70 lira. Ne zamandan beri tarhana çorbası yapmıyoruz biz? He? Ne zamandan beri tarhana çorbası yapmıyoruz? Hemen. Sarma dolma yapayım. Yanar tarhana çorbası. Ne zaman? Lahana aldım bir tane onu sarma yaparım. Lahanayı da sevmiyorum ama bu aralar lahana aşkılıktı beni ne aldıysa. Aynen ya. Yapayım ama yemiyorum ha. Yap. Bak İsmail'e onu da böyle. Tahsin abinin oluyor mu? Kar yaptı aynı çekmiş. Nereye yani. Bırak ki? İşte İskender tarafı. Ay bakın 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 bakın. Peynirci şey yapmış ya. Ne güzel kar yağmış. Ben adını çektim abi. WhatsApp'tan atmış yani. Cuma'yı kutluyor. Cuma'sını peynirci yolları çekmiş ya. Demek ki kar yağmış. Anam da diyor. Akşam diyor yağdı diyor. Sabah namazında diyor. Geri durdu diyor. Allah'ın rahmeti. Kurban oldum Allah. Buralara kar yağmıyor. Biz karın yüzünü unuttuk. Burada rahmet yağıyor ama. Buraya da şey yağıyor, yağmur yağıyor. Tam yerini bulmuşsunuz baba sizden. Evet sonra benim babam ne güzel memleketini bulmuş Maraş'ın köyünde. Dağın tepesine gitmiş adam cazevi yapmış.
Ay ora, şimdi kar yağıyor ya, o arka taraflar var ya. Şey, gittiydik yani. Nerede? Zeynepgil'in arka tarafı. He, depe. Ay oralar ne güzeldi şimdi. Ora şeyde güzel olur. Sessiz yani. Ya sessiz derken hiçbir şey yok orada, şimdi ne güzel. Şimdi bundan sonra güzel olur oralar. Çimenler çıkıyor ya. Aynen. Yemyeşil. Ama tabii şeyde, biz gidemiyoruz. Mesela ne zaman? Ocak, Şubat, Mart ayında güzel olur. Biz gidemiyoruz. Virüs gidip geçerse giderim kızım. Götürün ben sizi ya. Anne biterse orada çimen kalmaz. Yok yok. Virüsü, ölü sayısı falan azalmış bayağı. Evet. Sen biraz daha azalsın gidek mi? 120'ye bizim yolda düşün. Ama okulumuz başlar işte, o var. Anne kızım gideriz, yazın gideriz, yazın. Ya ara verirler herhalde. Verirse gideriz, gelmezse bir şey yok. Yüz yüze, anne yüz yüze olmazsa gidek. Ya yani, orada nasıl ders çalışacağız? İnternet yok. Bir haftalığına çalışmayız biz de. Olmaz. Gelip alırsınız. Zaten kızım bak bir seneden beri ders yok. He. Yani uzaktan eğitim orada olmuyor ya. Valla çocuklar anlamıyor. Yani doğrusu çalışamadınız da. He. Ben hiçbir şey anlamıyorum valla. Matematikte hoca anlatıyor, anlatıyor, hiç anlamıyorum. Bugün Hatice yengem anlatıyor, diyor ki ne? Çocuk da içeride anasız diyormuş ki ne canlı ders yapıyor diyormuş. Oysa çocuk içeride Instagram'da çocuk da içeriye gitmiş, anası zavallı ses yapmıyormuş. Çocuk şeyde canlı ders yapıyor diye ayrı odada ya. Oysa diyor çocuk diyor şey Instagram'da dolanıyormuş diyor. Görmedin mi? O gün de sen de videoda gösterdin ya. Defteri açmış, defteri dik tutmuş. Ya önünde telefon var. Defteri şey yapıyor, anası da zannediyor ki ona ders çalışıyor. Geliyor bir de anından öpüyor. Telefon kurcalıyor. He, telefon kurcalıyor. TikTok'ta görmüştüm ben. Birkaç tane öyle. Yüz yüze olduğunda mesela anlamadığında hoca anlatıyordu. Ya he, onu şey yapıyordu. Anlamadığın zaman sorarsın. Bunu da anladığında anlamadım da diyemiyorum. He. Diğerlerini maktik diyor. Yağmur iyi yağıyor valla. Bizim yatak odası 3 yerden akıyor. Leğen koydu akşam. Akşam tam yatacak zamanı başladı yağmur. Ama iyi yağdı. Baya bir şiddetli yağdı. Bir baktım yatağa girdim. Şıpır 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 damlıyor. Bir bak dedim şırrrr ettirdi. Hayırlısı bandı. Evet, hayırlısı olsun. Yani en azından kira derdimiz yok çok şükür. Kira derdimiz olsa o daha kötü. O spreden alacağım ben. Spreyi 70 milyon diyor ama tanesi. Biraz pahalı. Ufak ama hava geleceğim burada. Spreyi sıkıyorum. Tamam boya girmem donuyor. Anne. Ne? 8. Allah'ım ver rahmetini. Allah'ım. Arkadaşlar bunu ben doğrayın. Güzelce. Tekrar mutfakta görüşürüz inşallah. Arkadaşlar ıspanaklarımı yıkadım iyice güzel. Şöyle üstünden azıcık bir sıcak su döktüm çok kabarık olmasın diye. Şimdi tavuk kıyması geçen demiştim eşimle aldığımdan biraz kaldı diye. Onu kavuruyorum iyice. Soğanımı da şuraya döküyüm. Orada ıspanağı kavuracağım. Orada az yanıyor. Ispanak zaten kabuk oluyor. Onun için çorbayı öne aldım. Şuna da şöyle soğanı koydum. Bu da burada kavrulsun. Altı yanıyor zaten. Şimdi arkadaşlar biraz yağ koydum ben. Yağında kavruldu. Bu şerbet şişeleri var ya hani BİM'de satılan şerbet şişeleri. Bundan şey yaptım, konserve yaptıydım. Şişem kalmamıştı. Buna koydum. Maşallah hiç bozulmamış. Hiçbir şey olmamış. İçine dışına baktım iyice güzelce. Bozukluk falan yok. Normalde domates rendeleyeceğizdi zaten. Domates rendelemedik de böyle yaptık. Bol domatesli, güzel.
güzel olur. Özleşmesi de güzel oluyor öyle. Sen ikincisini koydun. Şuraya ön tarafa koysana bunu. Lazım olmuyor, diğer kayı koydum. Olsun, çorbalarda falan hem kullanayım ya. Şöyle biraz da nane atayım. İyi oluyor. Mis gibi. Kavurayım iyice. Buna biraz da şimdi çok az da salça koyacağım. Böyle kavrulsun. Soğanımız da kavrulmaya başladı yavaş yavaş. Ispana yumurtasız yapacağız. Karar verdik. Fikir değişti. Arkadaşlar soğanım bayağı kavruldu şöyle. Şimdi yavaşça şu sürahi şöyle çekeyim. Çorbanın suyunu koydum zaten içine. Biraz üstüne sıcak su döktüm ki ne? Şey olsun diye, soğusun diye. Tuzunu falan daha atmadım. Şöyle iyice bir karıştırayım. Bu biraz sonuna kadar. Şöyle tuzunu atayım güzelce. Bu ben kaya tuzu kullandığım için çok gibi gözüküyor ama feri yok arkadaşlar bunun, onun için. Bu biraz fazla gibi gözüküyor gözünüze. Ama tuzlu olmuyor yani. Çünkü her zaman kullandığım tuz ayarını biliyor. Şöyle de biraz yaprak biberi. Şöyle.
Şimdi bu biraz kavrulsun güzelce. Şöyle iyice karıştıracağız bunu. Kavrulsun. Çorbamızın da şehriyesini atarız biraz sonra. O da çünkü kaynamak üzere suyu. Eşim dedi sonradan yumurta kırma dedi. Onun için yumurta kırmayacağım. İçini öyle kavuracağım. Eline sağlık canım benim. Oo, yemeği yandı. Yumurta durmadım bu sefer sen öyle. Başım yumurtaya gerek yok ya. Şimdi limon sıkası şöyle obucuyum. Abla da soba yakıyor, onu da göster. Atı abla. Bak Abdullah geveze Abdullah. Ebe ben gevezeyim. Gevezesin tabii. Hatice abla öyle demiş. Çok da şey mi demiş? Gevezem. Yaramaz demiş. İşte. Yalan mı? Yani. Çocukluğunda da kıpır kıpır mıydı? Yani hareketli mi yani demiş. Bebekliğinde de öyleydi. Aynen. Çok yaramazdı. Sen içer miyim aşkım? Yemeyeceğim. Suyu yedim ya, karnımı doydum. Ha, biraz çorba içeceğim. Çorbamız da vallahi güzel olmuş. Konserveyle yaptım. Anne hadi çıkıyor, kapatayım mı? Kapat. Çorbaya niye bunlara koyayım? Geçen gün demişti niye kaselere koymuyorsun diye de. Bunlara niye koyuyor? Bunlar da çabuk soğuyor. Çocukların ağızları yanıyor. Onun için bunlara koyuyorum çorbaları. Bu da kase gibi zaten. Ha? Bu da kase gibi. He, bu da kase gibi zaten. Şükür. Yemek için. Çorba. Şey, sulu yemek için iyi oluyor bunlar. Onun için ben de bunlara koyuyorum. Böyle iyi oluyor. Abdullah'a uzatacağım. O çünkü dolabı alt üstüne getirmiş. Cezalı. Cezalı. Cezalı değil, yemez çünkü. Biliyorum. Anne çok koymuşum. Benim karnım tok diyecek. Biliyorum çünkü. Abdullah. Ne yapacaksın Abdullah? Biber atacağım. Biber mi? Evet. Aslında. Yaprak biber mi şey mi? Kırmızı biber mi? Hı? Yok bir şey ya. Tost ekmeği yiyeceğim. Evet, fark etmez. Aslında yufka ekmeği sulanmış olsaydın daha dürüm yapılabilirdi mi icabında? Ama yufka ekmeğinde az bir şey var, hiç tadım yok zaten. Ay, hiç halim yok. Sen hasta olma ben oğlum, sen yapma. Vallahi hiç halim yok. Bir şey olmaz. Şu anda hiç ne yemek canım istiyor, ne bir şey canım istiyor. Bismillahirrahmanirrahim, hiç şey olmaz. Ay sen öyle durma. He bak biz vallahi bak biz perişan oluyor, ben hasta oldum ya bundan. Yok perişan değil, ben üzülüyorum siz öyle olunca. Ya yoruluyor insan arkadaşlar, vallahi beyin yoruluyor, kafa yoruluyor, işte beden yoruluyor. Yani bir tane işle mi uğraşmıyorsun ki, ne 3-4 tane işle birden uğraşıyorsun, niye? Yani şimdi diyeceksiniz gene dile getirdin diyeceksin, geçim derdi işte, geçim derdi olmayınca da olmuyor. Yemesi var, içmesi var, elektriği var, suyu var. Çok şükür karnımızı doyurmaya çok şükür yetiyor. Ama gel gelelim işte bunun bir de ileri dönüşümü var. O da şey, bir de dünkü yazmış, ne güzel demiş. Sünnete uygun demiş, yapıyor demiş. Duza battı, bana öyle yemeye başlıyor. 70'lerde deva. He. Peygamber sallam sünnete. Yani. Başlarken bir de bitirecek biterken yani. He, yani bir tane der ki ne benim şeyim, annemi arıyorum, ne yapıyorsun ne diyorum, şu şöyle oldu bu böyle oldu demeye gel, can sıkıntısı işte. Canın sıkılıyor ister istemez. Öbürü oradan arıyor, şu şöyle oldu bu böyle oldu diyor. İster istemez ne yapıyorsun, kafaya takıyorsun, canın sıkılıyor, onun için morali bozuluyor işte. Neyse arkadaşlar, şehriye çorbası, ıspanak kavurması. Bugünkü menümüz böyle.
artık ne video çekeceğimi şaşırdım. Aklınız bu girişten herhalde köye göçeceğim. Aklınızı helal edin. Valla bugün annemle konuştum. Annem diyor ki ne? Ne yapayım anne dedim. Dedi ne yapayım dedi Zeynep'in yanına geldim. Ne yapayım Zeynep'in yanında dedim. Yüksel Zeynep ben dedi. Üçümüz oturduk dedi. Kuru köfte yoğurduk. Arkasına da çay içtik de. Köy yerinde olsa çok şükür orada virüs yok da. Anın tepesinde virüs ne kessin? Kimse gelip gitmiyor ki ne? Onun için... O da hastaneye gidip geldi mi biri de çünkü 15 gün yanına gitmiyorlar ondan sonra gidiyorlar yanına hastaneden hani alır gelir diye. Oturmuşlar ne güzel öyle bir şey olmuş olsa git ne güzel çek at komşularla muhabbet yaptın oturdun yedin içtin diye. Ama burada benim kimsem yok ki ne gidecek kimsem yok görümcem bile gideyim dedim kaldı. Kayında kaşıntılarından dolayı şimdi biraz yok onun içinde. Dedi biraz gelmeyin dedi. Kendiler dedi biraz gelmeyin dedi. Niye gelmeyin dedi dersen pehriz yapıyorlar. Şimdi biz gidersek mecbur kadın bize ayrı yemek kendilere ayrı yemek mi yapsın? Onun için pehrizden dolayı kaldı. Masraf dedik biz masraf olmasın dedik. Adam işsiz zaten Erkan abi. Pehrizleri bitsin. Kendileri de rahat eder. Biz de rahat eder. Adana'ya gitsem eşimin iki tane de üç tane dayısı var da birini sayma. Onlara gitmiyor zaten. İki tane dayısı var, bir kardeşi var, bir görümcem gel var. Başka kim var? Aslında gidecek yer çok da. Üç tane dayım var. Ay bir tane dayısının o dayım üç oğlu, Davut abi var, dayısının oğlu. En azından yani hemen hemen 5-6 tane video çıkar gezmeli yani vloglu. Ama en kısa zamanda gitmeyi düşünüyorum. Şunların pehrizi bir bitsin inşallah da. Gideceğim en kısa zamanda. Bir hafta falan kaldı herhalde. He bir haftaları kalmadı. Şimdi enişte dedi yani görümcem kocası. Dostumuz var Yıldız oğlu. Arif amca gel hocam da. He. Yani, şey dedi yani. Erkan abi dedi yani görümcemin kocası dedi iş araba elimdeyken dedi yani sizi gelin getirin dedi. Özel arabayla gittik diye. Dolmuşla gitmeyek diye. Dolmuşta çünkü hastalık çok. Dayısı gibi de temiz çok şükür hastalık yok. Onun için birer gün artık şey yapacağız. Sizlere de inşallah videosunu çekerek şey yaparız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ne diyeyim? Dostça kalın, hoşça kalın. Allah bana fikir verin. Fikirlerinizi şey yapın. Yemekle ne olmuyor sadece. Gerçekten izleme çok düşük. İzleme düşünce kazanç da düşüyor. Kanalın erişimi düşüyor. Kanalın erişimi de düşünce benim moralim bozuluyor. Şartellerim atıyor. Ben sana şartel takarım yani. Neyse. Siz bana bir fikir üretin deyin. Zehra'cığım şunu yapın bunu yapın deyin. Ben ona göre sizlere inşallah şey yapmaya çalışayım. Ya şimdi bazı videolara bakıyorum şöyle. Bu son olsun da. Mesela kadın temizlik yapıyor. Arkasına işte kahvaltı hazırlıyor. Şey yapıyor. Yani ben nereyi temizledim ki? Ne? Ardıkökü. Ya yine buna şükür yani. Çok tane iyi yani. Var bir çocuk odası. O gün kadın demiş aynı yeri temizliyorum demiş de. Ben dedim maalesef başka yerim yok. Onun için temizlik yapmayla arkasına bir şeyler yapmayla olmuyor. Neyse bana fikir verin arkadaşlar. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi amin. Seviyorum. Bir de şunu diyeyim. Uğur ve Ceyha ablam, Bilal Bozdağ falan bunlar görünmüyorlar. Geçen de ben söylemiştim. Görünmüyorlar. Bir rahatsızlığı mı var, bir şey mi var? Bizlere bildirirse en azından buradan duacı oluruk yani arkadaşlarımız da dua eder. Onun için bize bir bilgi verirse çok çok iyi olur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.